Bazı büyük zatlar şöyle demiştir. Dünyanın tüm işleri acayiptir. Fakat şu beş şeye aldanan Adem oğlunun durumu daha acayiptir. Şöyle ki, dünyalığın fazlasına sahip olan kimseye şaşıyorum. Neden bunlara muhtaç olacağı ahiret için bir şeyler ayırmıyor? Konuşan bir dile şaşıyorum nasıl nefsine itaat ediyor, Allah'ın zikrine ve Kur'an okumayı bırakıyor. Sıhatle işsiz bir kimseye şaşıyorum. Hep yiyip içerken görüyorum. Acaba niçin her ay üç gün veya daha fazla oruç tutmuyor? Hem gelecekte orucun faydasını niçin düşünmüyor? Yatağını serip sabaha kadar uyuyana şaşıyorum.'' Gece kılınan iki rekat namazın faziletini hiç mi düşünmüyor? Bir saatlik gece namazına niçin kalkmıyor? Allah'a karşı cüretle günah işleyene şaşıyorum. Onun yasak ettiğini yapıyor. Halbuki bu yaptığı kıyamet günü karşısına çıkacak. Bunu da biliyor. Bu yaptıklarının sonunu niçin düşünüp de o kötü işlerden kendini alamıyor. Abdullah bin Mübarek şöyle demiştir. Haram olan bir malı terk etmek, onun yüz katı sadaka vermekten benim için daha iyidir. Abdullah bin Mübarek hakkında Şam'da bulunuyordu. Hadis yazarken kalemi kırıldı. Bir arkadaşından emanet kalem aldı. İşi bittikten sonra kalemi sahibine vermeyi unuttu. O kalem divitinde kaldı. Merv diyarına gittikten sonra kalemi gördü, hatırladı. Hemen kalemi sahibine geri vermek için Şam'a doğru yola çıktı. Şabi buyuruyor ki, Numan bin Beşir Resulullah aleyhisselam Efendimiz'den naklen şunları söyledi. Helal belli, haram da bellidir ancak ikisi arasında bazı şüpheli şeyler vardır ama insanların çoğu onları bilmez bir kimse şüphelilerden sakınırsa dinini kurtarmış olur bir kimse de şüphelilere düşerse harama dalar bir çoban koyunlarını koru civarına yayarsa sınırı aşmasından korkulur dikkat ediniz. Her yöneticinin bir yasağı vardır. Allahu Teala'nın yasakları ise haramlardır. Dikkat ediniz. Cesette bir et parçası vardır. O iyi olursa bütün ceset iyiliğini bulur. O bozulduğu zaman bütün ceset bozulur. Anlayınız. O et parçası kalptir. Ebu Musa el-Eşari'den her şeyin bir sınırı vardır. İslam'ın sınırları ise veradır. Tevazudur, şükürdür, sabırdır. Vera, şüpheli şeylerden kaçmak olup işlerin temelidir. Tevazu, kibirden kurtuluştur. Sabır, ateşten kurtuluştur. Şükür, cennete kavuşmaktır. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu namaz kıla kıla yaylar gibi olsanız, oruç tuta tuta oklar gibi olsanız, bunların faydasını ancak vera ile görürsünüz. Vera halinin alameti, insanın şu on farza riayet etmesidir. 1- Dilini gıybetten sakınmak. Bu hususta Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Kiminiz kiminize, Ardından çekiştirmesin. Hucurat Suresi 2. Başkalarına karşı kötü zan beslemek. Bu konuda Allahü Teala şöyle buyurdu. Zandan çok sakının. Zira zannın bazısı günahtır. Aynı manada Resulullah Aleyhisselam ise şöyle buyurdu. Özellikle zandan sakının. Çünkü zan sözün yalan olanıdır. 3. İnsanlarla alay etmekten sakınmak. Allahu Teala bu konuda şöyle buyurdu: Hiçbir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Belki onlar kendilerinden daha hayırlıdır. 4. Gözü haramlardan alıkoymak. Allahu Teala bu konuda şöyle buyurdu: Müminlere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar nur suresi 5 dilin doğru konuşması Allahu Teala bu konuda şöyle buyurdu Konuştuğunuz zaman doğruyu söyleyin Enam suresi 6 nefsine Allah'ın nimetlerini itiraf ettirmek ta ki uç ve kapılmasın kendini beğenmesin Bu hususta Allahu Teala Şöyle buyurdu. Aksine Allahu Teala size iman nasip etmekle ihsanda bulundu. Eğer doğru iseniz durum budur. Hucurat suresi 7. Malını hak yolda harcamak, boş ve kötü yolda sarf etmemek. Nitekim Allahu Teala müminlerin bu vasfını şöyle anlatır. Onlar öyle kullardır ki harcadıkları zaman ne israf ne de cimrilik ederler. Furkan Suresi Yani mallarını kötü yolda harcamadıkları gibi iyilik yolunda harcamaktan da geri durmazlar. Bu ayetin devamında ise şöyle buyuruldu. Bu ikisi arasında orta bir yol izlerler. Furkan Suresi Yani bu hususta adaleti elden bırakmazlar. 8. Nefsi için üstünlük ve kibir duygusuna kapılmamak. Bu hususta ayeti kerime ise şöyledir: Biz şu ahiret evini o kimseler için yaptık ki onlar yeryüzünde üstünlük taslamazlar, fesat çıkarmazlar. Kasas suresi. 5 vakit namaz kılmayı bırakmamak vakitlerinde rükû ve secdelerine riayet ederek nitekim bu konuda Allahu Teala şöyle buyurdu. Namazlara bilhassa orta namaza devam edin. Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın. Bakara suresi 10. Sünnet ve cemaat yolunda istikamet sahibi olmak. Nitekim bu konuda Allahü Teala şöyle buyurdu. İşte benim doğru yolum budur. Ona tabi olunuz. Başka yollara girmeyiniz ki Allah yolundan sizi ayırmasınlar. Allahü Teala kötülükten sakınasınız diye size bunları emretti. Enam suresi. Muhammed bin Kabel el Kurazi şöyle der. Üç şey var ki onlara gücün yetiyorsa hiçbir zaman bırakma. Hiç kimseye azgınlık etme. Zira Allahu Teala şöyle buyurdu. Azgınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Yunus Suresi. Hiç kimseye hile yapma. Bu hususta Allahu Teala şöyle buyurdu. Kötü düzen, mekir ancak sahibini yok eder. Fatır Suresi. Verdiğin sözde dur. Nitekim Allah Teala bu konuda şöyle buyurdu. Bir kimse sözünden dönerse kendi aleyhine dönmüş olur. Fetih suresi. İbrahim bin Etem şöyle der. Üç çeşit zühd vardır. Farz, fazilet, selamet. Farz olan zühd harama karşı zahit davranmak, ona yaklaşmamak. Fazilet olan zühd helale karşı olandır. Selamet olan zühd ise şüphele işlere karşı olan zühdür. Devam etti. Vera de iki çeşittir. Farz olan vera, sakınma hususundaki vera. Farz olan vera, Allah'a karşı her türlü kötülükten sakınmaktır. Sakınma konusundaki vera ise şüpheli işlerden sakınmaktır. Aynı şekilde Hüzün de iki çeşittir. Lehine olan hüzün, aleyhine olan hüzün. Lehine olan hüzün ahiret için kederli olmaktır. Aleyhine olan hüzün dünyaya ve dünya zinetlerine karşı üzülmektir. İnsan için gerçek vera gözünü haramdan sakınması, dilini yalandan ve gıybetten koruması, Duygularını harama karşı korumasıdır.